Geçen hafta belediye başkanımız, meclis üyelerimizle beraber biliyorsunuz bir Viyana gezimiz oldu. Benim ilgi alanlarımla ilgili, benim UKTEM'de olan birimlerle ilgili de gerçekten çok verimli, çok faydalı çalışmalar yaptık. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın belediye meclis üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği Viyana ziyaretinde yer alan Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, ziyaretin çok verimli ve faydalı olduğunu belirtti. Burada Kadın Sağlığı Merkezi, sosyal projeler ve hayvan barınakları konusunda bilgiler aldıklarını belirten Tanrıkulu, Türkiye'den giden belediyelerin ilk defa bu tür bilgiler istendiğini öğrendiğini, bu nedenle Viyana belediyelerinin yetkililerinin kendilerine teşekkür ettiğini söyledi. Kadın Sağlığı Merkezi, sosyal politikalar ve kedi köpek hayvan barınakları ile ilgili çalışmalara katıldım. O Viyana Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve diğer 23 belediye, Avrupa Birliği temsilcisi Avusturya bize çok teşekkür ettiler ve çok şaşırdılar. Çünkü ilk defa bir Türkiye'den giden belediyeler, bu bahsettiğim hayvan hakları ile ilgili, efendim sosyal politikalarla ilgili ve kadın sağlığı merkezleriyle ilgili Viyana Belediyesi'nden bilgi istemişler. Yani bize aktarılan şey şu, ya biz ilk defa bir Türkiye'den gelen belediyeye sadece altyapıyı ve suyu göstermedik. Siz bu şeyleri bizden isteyerek gerçekten çok büyük bir teveccüh oluşturdunuz, sevgi oluşturdunuz. Çünkü bu tür bilgilendirme isteyen belediyeler hiç olmamıştı bugüne kadar dediler. Ve bunu da dayanarak Ankara'da Nisan ayı içerisinde bir büyük Viyana toplantısı olacakmış. Smart City toplantısı. Özellikle Edirne Belediyesi'ni buraya davet edeceklerini söylediler. Biz sosyal politikalarımızı belirlerken başkanımızın da devamlı vurguladığı gibi belediyeciliğin sadece altyapı ve su olmadığını belirten Tanrıkulu, insana dokunmak da bir hizmet. İnsana dokunan şeyleri yaptığınızda sosyal belediyeciliği yapmış oluyorsunuz dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, Viyana temasları ile ilgili şunları söyledi. Yani belediyecilik sadece su yapmak, altyapı yapmak değil, belediyecilik insana dokunan işleri yapmak da gerekiyor. Zaten asli işlerimiz bizim bunlar ve bunun içinde altyapı yenilemesi çalışmaları, su atık arıtma tesisleri, efendim katı atık çalışmalarını zaten projelendirdik ve yapmaya çalışıyoruz. O da en kısa zamanda onlar da hayata geçecek. İnsana dokunduğumuz işleri yaptığımız zaman esas sosyal belediyeciliği, esas insani belediyeciliği yapmış oluyoruz ki bu da Edirne Belediyesi'nin farkı diye düşünüyorum. Ben özelde de kendim ve kendi birimlerimle ilgili ayrıca da buradan giderken gideceğimiz birimlere belli sorular göndermiştik mail aracılığıyla. Yani işte sokak hayvanlarıyla ilgili, işte sosyal politikalarla ilgili, işte engellilerle ilgili, kadın sağlığıyla ilgili oradaki belediyelere biz buraya o ziyarete gitmeden önce sorular göndermiştik. Onlar da buna da çok sevinmişler. Çünkü gerçekten derli toplu bir çalışma oldu ve bu sorulara orada cevaplar verdiler. Karşılıklı bir tartışmalar, bir fikir alışverişinde yaşadık ve bazı yaptığımız şeyleri onlar çok şaşırdılar ve neredeyse bizden örnek alacaklarını söylediler. Bu da güzel bir şey. Özellikle işte sokak hayvanları ile ilgili yaptığımız çalışmalar, onların sulukları ile ilgili yaptığımız çalışmalar ve barınağımızın fiziki şartları ile ilgili şeyleri anlatıp gösterince internet ortamında çok sevindiler.